أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إلى آخر الآية صدق الله العظيم Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar, onun Habibi, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e selatu selam olsun. Allah Celle Celaluhu cumamızı mübarek eylesin. Rabbimiz günahlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Rabbimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesiyle iki cuma arasındaki günahların affedildiği müjdesine Rabbim nail olmayı bizlere nasip etsin. Allah Celle Celaluhu ülkemizin, alemi İslam'ın ve aynı şekilde bütün dünyanın içerisinden geçtiği bu zor süreçte Allah Celle Celaluhu cümle insanlığa yardım etsin. Bizlere Rabbimiz inşallah kurtuluş yolu, bizlere girmiş olduğumuz sıkıntı ve problemlerden çıkabileceğimiz hayırlı bir istikamet nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, hepimizin malumu, yani zor günler geçiriyoruz. Türkiye'de ve İstanbul'da suyun azaldığı haberlerini hepimiz görüyoruz ve izliyoruz. Tabii bilim bazı meseleleri açıklar. Kur'an-ı Kerim o meseleleri daha çok aydınlatır, daha çok izaha kavuşturur. Çünkü kıymetli Müslümanlar, her şey Allah Celle Celaluhu'nun Peygamberimize ifadesiyle buyuruyor ki, Resulullah'ın ifadesiyle, her şey bir sebebe dayalıdır. Külle şeyin sebep. Yani her şeyin bir sebebi vardır. Çünkü biz bir hayat yaşıyoruz ve bu hayatta bazen olumlu, bazen olumsuz Allah bizleri imtihanlara sevk ediyor. Gerek insanlık olarak, gerek aile içinde, gerek mahallede, gerek ülke olarak Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri imtihan ediyor. Bu imtihanlardan çıkış yollarını da gösteriyor. Şimdi bazen bu ayetleri ve hadisleri okuduğumuz zaman bazı kardeşlerimiz diyorlar ki, ya her şeyi dine bağlıyorsunuz. Yani her şeyi İslam'a bağlıyorsunuz. Kıymetli Müslümanlar, şunu ifade etmek lazım. Yani hep söylüyoruz bunu. Allah'ın ayetlerini olduğu gibi anlatmak lazım. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın hadislerini olduğu gibi nakletmek lazım. Dolayısıyla bütün hocalar, bütün alimler, bütün İslam büyükleri İslam'ı olduğu gibi nakletmekle mükelleftir. Şimdi bir olay yaşanmışsa ve Kur'an bu olaydan bahsetmişse, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan bahsetmişse, mecburen biz de onların bu konuda bahsettikleri konuyu anlatacağız ve bizlere gösterdiği bir çözüm yolu varsa o çözüm yoluna başvurmamız lazım. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim, yüce kitabımız, beş vakit namazda okuduğumuz اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ diye hitap ettiğimiz, ya Rabbi bizi doğru yoldan ayırma diye dua ettiğimiz istikameti bize gösteren bir kitaptır. Yani Kur'an bizim asıl rehberimiz, cennete götüren rehberimiz, dünya ve ahiretimizi mutluluğa kavuşturmak için Kur'an insanlığa göndermiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bütün zaman dilimlerine hitap ediyor. Yani Rabbimizin sıfatlarından bir tanesi nedir kardeşlerim? Allah Celle Celaluhu'nun ezeli yoktur diyoruz. Yani Allah ne zaman olmuştur diye bir soru gelecek olsa, Allah'ın ezeli yoktur. Allah'ın evveli de yoktur. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin. Ayetler hep açıklıyor zaten bunları. Rabbimizin geçmişi yok. Allah beka sıfatı var. Geçmişi yok. Geleceği de yok. Ve kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bütün zamanlığa hitap ediyor.
Hani geçen hafta da söyledik ya, bir profesör ne demişti? Kur'an Allah'ın kitabı değil demişti. Aynı adam şunu söylüyor, diyor ki Kur'an Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine hitap eden bir kitap. Bu zamanla alakası yok diyor. Mesela hani geçen hafta demiştik ya, Mekki sureler var Kur'an'da, Mekke'de inmiş ya da Medine'de inmiş. Adam diyor ki Mekke'ye inmiş bu ayet bizi ne ilgilendirir? Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitaptır. Yani bütün zamanlığa hitap eder. Zaten son kitap olması özelliğidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olması Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Dolayısıyla Allah bizlere bütün imkanları, sebepleri hepsini anlatıyor. Mesela az önce dedik ya, şu an bir kıtlık, kuraklık yaşıyoruz. Yani sularımız azalıyor, barajlarımızdaki sular çekilmiş durumda. Aynı şekilde bu hastalık, virüs musibeti yayılıyor. Bunların hepsinin Kur'an-ı Kerim'de bir sebebinin olduğunu anlatıyor Allah. Ama kimin için anlatıyor? Şimdi Kur'an'dan haberdarsan, Kur'an sana anlatıyor bunları. Diyor ki, şundan şundan dolayı Allah bir topluma şu musibeti verir. Ama o musibeti verdiği gibi de Bismillah ve in yemseskallahu bidurrin fela kâşife lehu illahu. Musibeti veren Allah'tır. Onu kaldıracak olan da Allah'tır. Mesela örnek veriyorum. Biz bilimsel olarak nasıl bakarız? Bu virüs hastalığı geldi. Bunun çözümü nedir? Aşı ya da ilaç. Değil mi? Allah da buyuruyor ki, yani bu musibeti ben veriyorum. O musibeti veren benim. O musibetten sizi kurtarıp size ilaç çıkaracak olan kişiye, o aklı da veren benim. Size aşı çıkaracak kişiye, o zihni de veren benim. Yani temele baktığımız zaman her şeyin temeli Rabbimize dayanıyor. Onun için ya her şey İslam'a dayandırılmaz demek doğru değildir. Kardeşlerim, biz İslam üzere yaratılmışız. Rabbimiz buyuruyor ki ben size din olarak İslam'ı seçtim. وَرَد۪يتُ لَكُمْ اِسْلَامَ د۪ينَ İslam'dan razı oldum diyor Allah ben. Kime kardeşlerim? Razı olana, İslam'dan razı olana, İslam'ı yaşayanlara. Rabbimiz Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e sormadı mı? Kıymetli Müslümanlar, Hazreti Ebu Bekir de bir insandı ya. Resulullah dedi ki o Sevir mağarasında müşriklerin baskısı sonucu Efendimiz Sevir mağarasında 3 gün 3 gece kaldılar. Orada Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah'ın etrafında pervane olması, Peygamberimizin her isteğini yerine getirmesi, Resulullah'ın orada huzurlu bir şekilde istirahat etmesi için elinden geleni yapması üzerine Rabbimiz Resulullah'a dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e sor bakalım benden razı mıdır? Şimdi Allah kuluna soruyor. Bakın nasıl bir makama kavuşmuş Hazreti Ebu Bekir. Ebu Bekir'e sor, Rabbinden razı mıdır diyor. Hazreti Ebu Bekir ağladı. Dedi ki ya Rabbi ben nasıl senden razı olmayabilirim ya? Ama şimdi biz en ufak bir şeyde maalesef isyan ediyoruz. Ya yeter bu kadar diyoruz. Hep beni mi bulur bu belalar diyoruz. Hep bu şekilde maalesef Rabbimize karşı geliyoruz. Ama Rabbim kimseye kaldıramayacağı yükü ve imtihanı vermesin inşallah. Zaten Amener Resulü de okuyoruz hepimiz. La yukellifullahu nefsen illa usaha. Allah buyuruyor ki ben hiç kimseye kaldırmayacağı yükü yüklemem. Hani bazen ya hocam benim yüküm çok ağır. Ben bunu kaldıramıyorum. Allah dağına göre kar veriyor. Senin için rahat olsun. Allah adalet sahibi. Allah'ın adaleti şaşmaz. Onun için kardeşlerim, Rabbimizin bizden istediği bazı şeyler var. Peygamberimizin döneminde kuraklık da oldu. Yani Resulullah o dönemde yaşamasına rağmen mesela bir ayette Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu, ey Muhammedim sallallahu aleyhi ve sellem, sen onların içindeyken ben onlara azap edeceğimi mi sanıyorsun? Yani Allah diyor ki Resulullah'a hitaben, sen onların içindeyken ben o topluma azap göndermem diyor. Şimdi sen böyle bir kıymetli bir peygamberin ümmetisin ya. Ama azap göndermedi Allah, bazı imtihanlarla imtihan etti. Mekkeliler geldiler, dediler ki ey Allah'ın Resulü, yağmur yağmıyor. Şimdi bu hadis-i şeriflerle bunları anlatacağım. Peygamberimiz yağmurun yağmama sebeplerini anlatıyor. Bakın İslam nelerden bahsediyor? Şimdi hep söylüyoruz. İslam senin yemenden içmene kadar, giyinmene kadar, evdeki hal hareketine yatmana kadar. Her şeyini İslam sana anlatıyor. Ama bazı kardeşlerimiz bunu bilmediği için ya diyor ki her şeyi İslam'a mı bağlayacağız? Ya kardeşim Müslüman değil miyiz? Neye bağlayalım peki? Tamam, bilim olarak açıklayabiliriz. Yağmurun niye yağmadığını izah edebilirsin. Ama onun ötesi, depremin nasıl oluştuğunu bilim olarak ifade edebilirsin. Fay hatlarından dolayı depremin olduğunu anlatırsın. Ama daha ötesi,
Yine Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor kardeşler. Dolayısıyla mesela Hazreti Adem'in yaratılışı gibi. Hani bugün soyunun maymundan geldiğini söyleyenler var ya. Soracaksın babanın babası kim? Ahmet, Mehmet nereye kadar gidecek bu? En sonunda maymun mu çıkacak yoksa Hazreti Adem mi çıkacak? Adem Aleyhisselam var. Onun için kardeşlerim Kur'an bize rehberdir. Dinlersek yani dedik ya İslam insanlığa niçin gönderilmiştir? Yani niye İslam dini geldi? Yahudilik vardı, Hristiyanlık vardı, Davut Aleyhisselam'ın Zebur kitabı vardı. Niye bunlar Allah buna müsaade etmeseydi değişmezdi? Allah müsaade etmeseydi bu dinler bozulmazdı. Niye Allah bunları ortadan kaldırıp İslam'ı getirdi? İşte Allah diyor ki Celle Celaluhu وَمَنْ her kim İslam'ın indirdiğiyle getirdiğiyle hükmederse onlar dünyalarını feraha kavuşturur. Ama İslam'ın emrini yerine getirmeyen, Kur'an'ı hayat rehberi edinmeyen, Allah ayetinde söylüyor, bakın ben söylemiyorum. اُلَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ onlar kafirdir diyor Allah. اُلَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ onlar zalimdir. اُلَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ onlar fasıktır. Kime söylüyor Allah bunu? İslam'ı hayatına rehber edinmeyenlere. Her şeyde İslam mı ya diyenlere. Biz Müslümanız. Bir şey yaptığımız zaman tabii ki İslam'a başvuracağız. Tabii ki Allah ne diyor diyeceğiz. Tabii ki Peygamberimiz bu konuda ne diyor diyeceğiz. Onun dışında elbet büyüklerimizden fikir alırız. Anne babamıza danışırız. Aile büyüklerine, tecrübeli insanlara fikir danışırız. Ama onlardan evvel her şeyden önce Allah bu konuda ne emrediyor? Mesela faiz. Örnek veriyorum. Çok konuyu dağıtmayacağım. Babacığım ya biraz sıkıştım. Bir faiz çekmek istiyorum. Ne diyorsun? Babaya danışıyorsun. Ne yapayım? Hani ödeyemediğim zamanlar olursa bana yardım eder misin gibi. Babamıza danışıyoruz. Aile büyüğü. Ya da annemize ya da daha büyüğü varsa aile büyüğü. Şimdi ondan önce bizim danışmamız bir merci var. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki kim faiz çekerse, yerse o insan Allah'a dava açmıştır, savaş açmıştır diyor. Ya hocam zaman böyle gerektiriyor. Sistem beni faize götürüyor. Kıymetli Müslümanlar, yani matematikte bellidir, 1 artı 1 2'dir ama helal 1 lira, helal olmayan 10 liradan Allah katında daha kıymetlidir. 1 TL'niz helal olsun ama Allah katında o 10 TL haram olursa o 1 TL ondan daha kıymetli. Hatta daha büyük rakam söyleyeyim. 1000 liran olsun, helal olsun, 1 trilyonun haram olursa o 1000 lira ondan daha kıymetlidir. Onun için kıymetli Müslümanlar, soracağımız ilk kanun, diyeceğiz ki ya Rabbi ben böyle bir işe yapacağım. Peygamberimiz bize böyle söylüyor. Bir işe kalkıştığınız zaman Allah'a ve peygamberine danışın. Sahabeler ne yapıyorlardı? Bir şey yapacakları zaman ya Resulallah biz ailecek şöyle bir şey yapacağız. Bu konuda ne söylersiniz? Ya Resulallah biz şu işi yapacağız. Uygun görür müsünüz? Şimdi biz ne yapıyoruz? Kur'an nerede? Kur'an'a sormak nerede? Hadise sormak nerede? Kendi isteğimize göre, kendi arzularımıza göre ben böyle istiyorum. Sen kendi başına hareket etmek için yaratılmadın. Allah seni boşu boş diye mi yarattı ya? Bir sorumluluk sahibisin. Hesap var, mizan var, ölüm var. Bu dünyanın bir sonu var yani. Onun için kardeşlerim bakın direkt ayeti kerimeyi okuyorum. Rum suresi 41. ayet. Siz de okuyabilirsiniz. Ben okuyorum, anlatıyorum. Siz de okuyup bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu ذَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Şimdi bakın kardeşlerim, yeryüzünde niçin düzen bozuluyor? Dünyada düzenin bozulmasının sebebini anlatıyor Allah. Peki Allah'tan daha öte bilgi sahibi olan var mıdır? Allah'tan daha iyi bilen var mıdır? وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah sizin sinelerinizi bilir. Kalbinizin içinden geçen her şeyi Allah biliyor. Ve kıymetli Müslümanlar, Rabbimiz buyuruyor ki ذَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْاَرْضِ. İnsanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde düzen bozulmuştur diyor. Bakın ayetin, ben size açık açık söylüyorum. Allah buyuruyor ki yeryüzünde düzenin bozulmasının sebebi karada ve denizde insanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır. Ne, hani atalarımız diyor ya, ne ekersen onu biçersin. Şimdi ne yapıyorsak karşılığını görüyoruz.
Tabii elbet bu hastalık bir yerlerden türedi, kimine göre üretildi, kimine göre insanlığın sayısı azaltılmaya çalışıyor. Herkes bir şey söylüyor. Ama bunun asıl kaynağı, bizim aralarımıza bu mesafeyi koyan kim kardeşler? Aramızda mesafe yokken kıymetini bilmedik, birbirimize sarılmadık. Saf arkadaşımızla omuz omuza takıştık. Ben öne geçeceğim, sen arkaya geçeceksin dedik. Allah şimdi bizleri ayırıyor. Tokalaşmayı bıraktık. Peygamberimizin sarılın, birbirinizle tokalaşın ki aranızdaki kin gider, o aranızdaki düşmanlık gider dediği muhabbet, sarılma kalktı ortadan. Annelerimizin elini öpmeye bile korkar oldu. İşte bunları bir yere dayandıracağız kardeşlerim. İşte biz hastalık deriz ama Allah Celle Celaluhu bunu farklı yorumluyor. Dolayısıyla Allah buyuruyor ki: "Zehara al-fesadu fil barri vel bahri ve bima kesebet eydin nas." İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden denizde ve karada düzen bozuldu. Peki deniz ve karada nasıl düzen bozuluyor? Kıymetli Müslümanlar, yeryüzünün oluşumunu, yani tabii bu bizim alanımız değil ama ilmi olarak bildiğimiz kadarını anlatırız. Yeryüzünün oluşumuyla alakalı Adem Aleyhisselam'dan bu yana İşte bazı kaynaklarda büyük patlama ama İslam bunu böyle anlatmıyor. Allah Celle Celaluhu yeryüzünü kıtalar halinde yaratmış. Kur'an-ı Kerim'de de bundan bahsetmiş. Güneş sistemini nasıl yarattığını söylemiş. Ayı nasıl yarattığını söylemiş. Etrafındaki diğer yıldızları, galaksi sistemini nasıl yarattığını Allah söylemiş. Ve hiçbir bilim de Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünün yaratılışıyla ilgili olan ayetlerin hiçbirisini ya bu ayet olumsuz olarak anlatmış dememiştir. Müslüman olmayan bilim adamları bile Kur'an'da bu söylenenlerin hepsi doğrudur demiştir. Bir örnek vereyim. Mesela Kızıldeniz'de tatlı ve tuzlu suyun ayrıldığı bir yer var. Kur'an kaç sene önce indi kıymetli Müslümanlar? 1450 küsur yıl önce indi. O zaman öyle gemi yolculuğu çok zor. Resulullah'ta öyle bir imkan var mı? Hani bunu niye söylüyorum? Kur'an peygamberin sözüdür diyorlar ya. 1450 yıl önce Allah diyor ki ben tatlı ve tuzlu suyu ayırdım. Şimdi hepimiz biliriz, tatlı suda yaşayan balık tuzlu suda yaşayamaz. Ama aralarında araştırın, bunları bilmek lazım. Allah'ın mucizesidir bu. Denizin ortasında sanki bir çizgi çekilmiş gibi arada hiçbir şey yok ama tatlı su tuzlu su birbirine karışmıyor. Hiçbir şekilde karışmıyor birbirine. Ve bunu araştırmak üzere yola çıkan bir gemici var. Kaptan Kusto diyorlar. Yani bazen filmlerde de ismini duyuyoruz. Adam gitti baktı Kızıldeniz'de, hani Kur'an doğru mu söylüyor dedi. Tatlı suyun tuzlu suyun ayrıldığını gördü ve Müslüman oldu. Allah'ın mucizesi. Onun için Allah diyor ki ben yeryüzünü yarattım ama bakın şimdi mevsimlere bakıyoruz. Peygamberimiz buyuruyor ki mevsimlerin yerli yerinde olmaması kıyamet alametidir. Şimdi yaz ayında kışı yaşıyoruz, kış ayında yazı yaşıyoruz. Karma karışık oldu her şey. İşte bunun sebebi neymiş peki? Bakın Allah söylüyor. Zeheral fesad. İnsanlar yeryüzünde fesat çıkardılar. Allah'ı unuttular. Peygamberi unuttular. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulallah, yağmur yağmıyor. Kıymetli Müslümanlar, bugün bir tane şey söyleyebilir misiniz bana? Hocam şu yerden çıkmıyor diyebileceğiniz bir şey var mı? Ekmek, yediğimiz yemekler, domates, patlıcan, biber, ne diyorsan söyle, ne konuşursan konuş, hepsinin, bütün yediğimiz, tükettiğimiz maddelerin ana kaynağı topraktır. Bakın, yediklerimiz, içtiklerimiz hepsi. Hepsi topraktan çıkıyor. Peki, Allah buyuruyor ayetinde, eğer ben gökten yağdırmasam, siz ne yapacaksınız? Şimdi biz bu susuzluğu anlamadığımız için şu an bize yine normal geliyor. Ama bizim İslam dini işte kardeşlerim. İsrafa gitmeyeceksin. Evde şarıl şarıl suyu açmayacaksın. Afrika'daki insanların, o kardeşlerim bakın affınıza sığınarak söylüyorum. Bunları hikaye olarak anlatmıyorum. Şaka olarak da söylemiyorum. Oradaki çocuklar susuzluktan dolayı hayvanlar, af buyurun, tuvaletlerini yaptıkları zaman ağızlarına dayayıp hayvanların pisliklerini içiyorlar. Su yok çünkü. Şimdi bizim sularımız çok ya. Aç gitsin. Ne de olsa bitmeyecek düşünüyoruz. Ve susuzluk belki yaşayanlar varsa bilir. Allah muhafaza. Yani insan aç biraz dayanabilir ama susuz dayanamaz insan. Susuzluk çok ağır bir imtihandır. Şimdi bir imtihan ediliyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Biz diyoruz ki ya bu su bitmez. Öyle demeyelim kardeşlerim ya. Yani koca İstanbul'un suyu biter mi? Bazı kardeşlerimiz böyle söylüyor.
Koca Türkiye'nin suyu biter mi? Suyun sahibi Allah, vermezse vermez yani. Ne yapacaksın? Nereden üretebilirsin? Su üretebilir misiniz? Bugün bir tane bilim adamı var mı su üretebilen? Aranın çıkardığı bir balı yapabilen var mı? Tavuğun çıkardığı bir yumurtayı yapabilen? Yapabilir misiniz? Belki ışıklarla bir şeylerle yaparsın ama o da insan genetiğini bozar. Allah çünkü ben temiz yarattım her şeyi diyor. Ve yediğimiz her şey topraktan çıktığı için Allah diyor ki eğer ben gökten yağdırmazsam siz hiçbir şey yiyemezsiniz. Bu denizlerin oluşumu nereden geliyor? Okyanusların, akarsuların oluşumu nereden geliyor? Bunların tamamı Allah'ın yağdırdıklarındandır değerli Müslümanlar. Dolayısıyla Allah diyor ki Celle Celaluhu, denizde ve karada düzen nasıl bozuldu? Kıymetli Müslümanlar, insanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden. Allah diyor ki ben onlara yaptıkları günahlardan dolayı kuraklık verdim, hastalığı yaygınlaştırdım ve Allah bazı amellerine karşılık onları cezalandırır. Hangi amel bunlar? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde oldu ya, hani dedik ya Peygamberimiz döneminde de yağmur yağmadı. Ya Resulullah, yağmur yağmıyor. Mekke zaten çok sıcak bir bölge. Gidenler bilir hacca umreye. Çok sıcak bir bölge. Yani oranın sıcaklığına dayanabilmek zordur. Ya Resulullah, bize dua edin de Allah yağmur yağdırsın. Şimdi sahabe dara düştüğü zaman Peygamberimizden dua istiyorlardı. Peki biz kimden dua isteyeceğiz şimdi? Ben kendim için söylüyorum. Bizim gibi günahkarların duasına Allah icabet eder mi? Düşünmek lazım bunu yani. Peygamberimiz elini açtı, hutbeye çıktı, cuma hutbesine. Ellerini açtı, dedi ki ya Rabbi, senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendinden bahsediyor. Ellerini açıp dua ediyor. Elleri açıp dua etmek Resulullah'ın sünnetidir. Çok böyle ağır zamanlarda, savaş durumlarında ellerini çok açmıştır. Koltuk altları gözükmüştür peygamberimiz. Ama genelde peygamberimiz bu şekilde ellerini başını bükerek, Resulullah Efendimiz'e yağmur yağmıyor denildiğinde peygamberimize buyurdu ki çocukları getirin. Evlatlarınızı, küçük çocukları getirin. Hatta peygamberimiz buyurdu ki hayvanları yavrularıyla beraber getirin. Niye? Çünkü Nuh suresinde bir ayet var. Allah buyuruyor ki bazen Allah insanlar için değil hayvanların hürmetine yağmur yağdırır. Hani senin bugün ya bu pis bu hayvan, yedirmeyin, içirmeyin, sokaklarda gezmesin, öldürelim, vuralım dediğin hayvanların hürmetine Allah yağmur yağdırıyor. Sen değer vermiyorsun, bu ne işe yarıyor diyorsun ya? Allah diyor ki ben o böceğin hürmetine yağmur yağdırıyorum. Senin işlediğin günahtan dolayı yağdırmıyorum. Senin güzelliğinden yağdırmıyorum. O hayvanın nimeti olarak yağdırıyor. Çünkü Nuh aleyhisselam kavmini Allah böyle imtihan etmişti. Peygamberimiz dedi ki çoluk çocuklarınızı getirin. Tabii köy yerlerinde büyüklerimiz bilir, yağmur duasına çıkıldığı zaman işte köyün yüksek yerlerine çıkılır. Hayvanlar götürülür, yavrularıyla beraber çocuklar götürülür. Niye? Günahsızdır onlar çünkü. Günah işlemezler, temizdirler. Allah onlara hürmeten verir. Yaşlılar, Peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam, Allah aranızdaki yaşlılar hürmetine sizi rızıklandırıyor. Ama sen tut, götür, işte bilmem ne evine yerleştir. Anama babama onlar baksın. Huzur evinde kalsın. Adını da huzur koymuşlar ha, bak dikkat edin buraya. Huzur evi. Nerede huzur varsa orada artık evinde huzur bulamayan insan nasıl huzur evinde huzur bulacak? Büyüklerimizi attık. Şimdi Resulullah sayıyor. Ben size söyleyeyim. Ya bana demeyin hocam, niye her şeyi İslam'a bağlıyorsun? Peygamberin söylediğini söylüyorum. Bir, Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, lem yezherul fahişe, şu saydığım 5 madde çoğaldığı zaman Allah topluluktan yağmuru keser diyor. Ben soracağım, siz cevap verin. Kıymetli Müslümanlar, bugün zina yaygın mı değil mi? Allah için soruyorum size. Yaygın mı değil mi zina? Sokak, her sokak başında zina imkanı var bugün. 50 TL ile adam zina edebiliyor, 100 bin TL ile evlenemiyor. Hangisini tercih eder bu adam? 50 TL daha kolay gelir. 100 bin TL'yi bulup nasıl evleneceğim ben der. Birincisi zina. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, zina toplumda arttı mı Allah onlardan yağmuru alır diyor. İkinci maddeye çok detaylandırmayacağım. Bunlar tabii çok detaylı anlatılması gereken meseleler. İkincisi ölçü ve tartıda hile yapmak. Esnaf, özellikle esnaf kardeşlerimiz. Tartıya koyuyorsun, ne de olsa müşteri görmüyor. Bir kilo ya 950 ver gitsin, 50 gramdan ne olur canım? Bismillah. Veylül lil mutaffifin. Ölçüde ve tartıda yamukluk yapanların vay haline, yazıklar olsun diyor Allah onlara. Ya 5 gram fazla koy, neyi kaybedersin ya?
Sen insanları aldatabilirsin ama Allah seni görüyor Celle Celaluhu. Kandırabilirsin insanları. Alemin sahibi Allah seni görüyor. Araba satarken ya bunda hiç hata yok, kusursuz. Bir veriyor adam, kilometresini 100 bindeyken 50'ye düşürmüşler. Bak sahtekarlığa şimdi. Sonra ben Müslümanım, olur mu ya? Daire satar, içinde bir sahtekarlık var. Ev satar, içinde bir hile var. Tartı, ölçü var, yine içinde bir hile koyar. Bunları Allah'ın Resulü söylüyor kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, toplumda ölçü ve tartıda yamukluk çıktığı zaman Allah o toplumu kıtlıkla, Allah Celle Celaluhu o toplumu kuraklıkla imtihan eder. Yani kıymetli Müslümanlar, tabii uzun zamandır bunlar oluyor ama Allah sabreder. Bir anda musibet vermez Allah. Bekler. Devam ediyor mu? Tövbe ediyor mu? İstiğfar ediyor mu? Bekler Allah. İkincisinde kardeşlerim, ölçü ve tartı dedik. Üçüncüsü zekat vermemek. Yine Peygamberimiz buyurdu ki, zekatı kesen bir toplum, Allah onlara gökten yağmuru keser buyuruyor. Zekatı kesersen, her şeye paran var. Tatile bir yıl önceden para ayırıyorsun, rezervasyon yaptırıyorsun. Zekata gelince, ya bana zekat düşmüyor. Altında 1 trilyonluk araba, 2 trilyonluk ev, cebinde 5 bin liralık, 10 bin liralık telefon, kaskosu dahi var, sigortası da var. Hocam nereden biliyorsun bu kadar diyeceksiniz ya, benim yok yani, bildiğim için anlatıyorum size. Her şey var ama zekata gelince diyorsun ki ya daha zamanı var. Cebimden çıkarmayayım daha. Ben bunları kolay mı kazandım da? Nasıl vereceğim şimdi? Bu kadar parayı zekat olarak nasıl vereyim ben? Allah sana verdi. Allah'ın mülkü zaten. Ver ki Allah sana daha çok versin. Zekatı yerli yerince veren insanlara Allah mutlaka nimet yağdırır kardeşlerim. Rahat olun, içiniz rahat olsun. Kimin mülkünden alıyorsunuz, kime veriyorsunuz bilin. Allah'ın mülküdür, Allah'a veriyorsunuz Celle Celaluhu. Onun için zekat konusunu kıymetli Müslümanlar dikkat etmek lazım. Senelik üzerinden mallarımız geçiyorsa 80.18 gram İmam-ı Azam'a göre, altınımız evde varsa bunun üstünde, birinci evden, birinci arabadan zekat istemiyor Allah, ikincilerinden bunların istiyor. Eğer varsa bu imkanlara sahip kardeşlerimiz zekat versinler. Çünkü Peygamberimiz yağmur duasına çağırdığı zaman cemaati yüksek bir yere çıktı, hutbeyi getirin dedi. O zaman böyle bizim gibi rahat hutbeler yok. Kütüğün üstüne çıkıp hutbe veriyordu Peygamberimiz. Taşın üstüne çıkıp hutbe veriyordu. Dedi ki yağmur duasına gelirken sadaka verin. Zekat vermeyenler hemen zekatlarını versinler. Yoksa Allah duamıza icabet etmez. Şimdi biz dua ediyoruz. Hocam benim duam niye kabul olmuyor? Bir bakalım sebeplere. Bir detaylandır. Zina var mı? Alkol var mı? Uyuşturucu var mı? Olduğu halde bırakmışsan tövbe ettin mi etmedin mi? Bunlar hepsi var. Şimdi dediğim gibi kardeşlerim, konuları dağıtmak istemiyorum. Dördüncü maddeye geçiyorum. Peygamberimiz buyuruyor ki kuraklığın ve kıtlığın sebeplerinden birisi verilen sözlerin yerinde tutulmaması. Şimdi Allah için şu saydıklarım, dört madde saydım. Bu toplumda ben önce kendim için söylüyorum. Asla ya siz yapıyorsunuz, birileri yapıyor değil. Önce kendime kardeşlerim. Allah için şu dört madde saydım. Bu toplum, biz toplum olarak bunları yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Hepsi toplumumuzda mevcut. Sözün bozulması, söz veriyorsun, borç alıyorsun. Abi Allah nasip ederse inşallah söz veriyorum. Vallahi yarın getiriyorum sana. Telefonunu kapatıyor adam. Bir ay ortada yok. Ya sen Allah'ın adını aldın ağzına. Veremiyorsam abicim durumum yok de niye yemin ediyorsun? Müslüman sözünde duracak. Özünde sözünde bir olandır mümin. Yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Delikanlıya yalan söylemek yakışmaz. Hatta daha ağır söyleyeyim, erkekliğin kitabında yok bu. Dürüst olacağız. Yani bu madde aynı şekilde ticaretteki duruma da giriyor. Bir şey satarken yalan söylemek gibi. Yani bunun hiçbir şeyi yok diyorsun, bir veriyorsun. Adam gittikten sonra evine 10 tane şey çıkıyor. Halbuki kusursuzdu. Tertemiz maldı halbuki. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki, yemin eden, yani söz veren insan sözünde durmazsa, toplum olarak çok olursa bu, mesela diyelim ki bir mahallede, örnek veriyorum, 500 kişi var, 400 kişi sözünde durmuyorsa Allah o toplumu imtihan eder. Şimdi anlattıklarım, önce kendime söylüyorum, kendi aileme, kendi nefsime söylüyorum, bunlar hepsi bizde var. Söz veriyoruz, sözümüzde durmuyoruz, ticaret yapıyoruz, düzgün yapmıyoruz, zina aşmış boyuna gidiyor, açlık, yaşlısı da genci de kalmadı, evlisi bekarı da kalmadı, her şeyin bir sınırı vardı ama artık o sınırlar kalmadı kardeşlerim. Sonra diyoruz ki Allah niye yağdırmıyor bize?
Ya hocam İslam'a mı bağlayacağız? Ben konuşmuyorum. Allah'ın Resulü konuşuyor. Kızan varsa peygamberimize kızsın. Çünkü o söylüyor kainatın efendisi. Ve beşinci maddede de peygamberimiz buyuruyor ki Allah'ın kitabı Kur'an ile hükmetmeyi kesen bir toplum. Yine biz sınıfta kaldık. Beşinci madde. Bugün biraz içinizi kararttım ama hakkınızı helal edin. Yani anlatmak zorundayız. Bunları söyleyeceğiz. Yeri gelecek güldüreceğiz. Cenneti anlatacağız. Ama doğruları da anlatmakla mükellefiz. Şimdi dedik ki Allah buyuruyor Allah'ın Resulü Allah'ın kitabı Kur'an ile hükmetmeyi terk etmek. Şimdi adam bir haram yapıyor. Ya diyorsun ki kardeşim bak Allah bu haramı yasaklamıştır. Alkol haramdır diyor Allah. Ya kardeşim ben evimde içiyorum ne olacak ki kimseye zararım yok. Kardeşim yol aramayacaksın. Allah yok dediği zaman işi bitireceksin. Ben bir yol bileyim de bir hocaya gideyim 10 tane hocaya sorayım. Hangisi bana fetva verirse. Allah buyuruyor ki bu işi yapman yasaktır. Onun ötesine geçmeyeceksin. Faiz diyorsun kar payı ya bir şey olmaz. Hep bir kılıf arıyoruz. Bakın farkında mısınız? Kendime söylüyorum. Hep bir kılıf arıyorum hep. Bir şeyler için. Allah Celle Celaluhu kitabıyla hükmediyor. Ey iman edenler. Ya eyyühellezine amenu. Sakın ha içki, kumar, dikili taşlar, putlar, fal okları, fal, büyücüler, cinciler, sihirciler. Allah buyuruyor ki ricsum min amelis şeytan. Bunlar şeytanın yaptığı işlerdir. Sakın ha bunlara yürümeyin, gitmeyin. Ya işte falcıya gitme, falsız da kalma. Fala inanma, falsız da kalma. Bak, ne güzel işliyorlar ha. Fala inanma, falsız da kalma. Ama Allah Resulü buyuruyor ki o fala bilerek bilmeyerek fark etmez. Ben buna inanmıyorum ama bir gideyim falcıya. Muhammed'in dininden değildir o adam diyor Peygamberimiz. Onun için hayatımızı kardeşlerim Allah için ölçülü yaşayacağız ya. Bizim bir dinimiz var, bizim bir kitabımız var. Bizim bir peygamberimiz var aleyhissalatü vesselam. Onun için Resulullah buyuruyor ki Kur'an'la amel etmeyi bir topluluk terk etmemesi lazım. Şimdi kıymetli kardeşlerim Allah için yani herkes kendine sorsun. Benim bugün şu yaptığım iş Allah'ın istediğine göre, şu yaptığım iş peygamberin istediğine göre diyebilecek olanlar varsa ne mutlu onlara. Ama hocam vallahi hiç karıştırmayalım. Durum çok kötü diyorsan sen kendini baştan aşağı bir düzeltmen gerekiyor. Çünkü biz evimizde Allah'ın hükmü geçmiyor. Düğünde Allah'ın hükmü geçmiyor. İşte Mevlüt'te Allah'ın hükmü geçmiyor. Asker eğlencesinde Allah'ın hükmü geçmiyor. Doğum günü partisinde Allah'ın hükmü geçmiyor. Yılbaşı partisinde Allah'ın hükmü geçmiyor. Nerede Allah'ın hükmü geçecek? Cenazede. Nerede hocanın sözü geçecek? Hocam bir cenazemiz var. Düğün olduğu zaman ya da yılbaşı olduğu zaman kardeşim bakın yapmayın. Allah bunu müsaade etmiyor. Yılbaşıdır bu Müslümanlık adetinde bunlar yoktur. Çekiliştir, milli piyangodur, İslam'da bunlar yoktur. Hocam sen boşver karışma işine bak ya. Biz biliyoruz ne yapacağımızı. Sen biliyorsun ama Allah da sana sesleniyor. Müslümansın. Ben sana bunu söylediğim zaman sevineceksin. Ya Allah razı olsun. Benim komşum beni uyarıyor ya. Benim arkadaşım beni uyarıyor. Allah razı olsun ya. Haramdan beni çekiyorsun. Niye ben ona kızayım ki? Camiden çıktım. Bir baktım bir hacı amca eline sırtına almış çam ağacını. Hacı amca nereye gidiyorsun ya sen? Hocam yılbaşı geliyor. Hacı amca gözünü seveyim. Sen beş vakit namaz kılan adamsın. Hocam torunlarımı kıramıyorum ya. Kıymetli Müslümanlar. O zaman demek ki sen diyorsun ki ben Allah'a kırarım ama torunumu kıramam. Kızımı kıramam, çocuğumu kıramam ama Allah kırılıyorsa kırılsın. Ama yarın Allah'ın huzurunda olduğun zaman torunun senin yanına gelip ya Rabbi ben dedeme yaptırdım demeyecek. Babama ben yaptırdım demeyecek. Herkes kendi köşesine çekilecek ve herkes kendi hesabını verecek. Onun için kıymetli Müslümanlar. Yani bu tür Allah'ın bizi yaptığı, çektiği imtihanlardan kurtulmanın yolu nedir? Peygamberimiz yağmur yağmıyor denildiğinde Resulullah buyurdu ki aleyhissalatü vesselam bol bol tövbe edin dedi. Tövbe edin. Allah'a yalvarın. Çünkü her şey Allah'ın hazinesindedir. Her şey Allah'ın mülkündedir. Eğer Allah'tan isterseniz Allah size verir. Ama Allah'tan isteyeceğiniz şeyleri kuldan isterseniz eğer o zaman Allah üzerinizde olanı da alır ve sizin istediğinizi de vermez diyor. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatine gerekli bilgileri verdikten sonra sadaka verin, yağmur duasına çıkacağız dedi. Çocukları getirin, hayvanlarınızı getirin. Hatta varsa eski kıyafetlerinizi getirin dedi ki kıymetli Müslümanlar, yani
tekrar hani israf konusuna da değindiğim için söylüyorum. Şimdi ben dolabımı açtığımda bir baştan bir başa bugün ne giyeyim, akşam ne giyeyim, öğlen ne giyeyim, sabah ne giyeyim diyorum. Bunu söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? 3-4 tane kıyafetten fazlan varsa ve bu 4 tane kıyafette olduğu halde sen ben 5.'yi de alayım, 10.'yu da alayım, 20.'yi de alayım diyorsan o zaman israfa kaçıyorsun diyor Allah'ın Resulü. Onun için kardeşlerim, Resulullah dedi ki eski elbiselerinizi giyin ki Allah'a yalvaralım, acizliğimizi görsün. Peygamberimiz boynunu büktü hutbede, dedi ki ya Rabbi ben senin peygamberinim. Bu da benim ümmetim. Yağmur yağmıyor, bir sıkıntı çekiyoruz, bir musibet var. Ya Rabbi topraklarımızın bereketlenmesi, yağmurun yağıp felaket olması değil, rahmet olması. Bakın hayırlısını da istemek lazım. Şimdi dua edersin, ya Rabbi yağmur, ya Rabbi yağmur. Bir sel fırtına gelir, sonra demek ki ya Rabbi zenginliğinde veriyorsan hayırlısını, yağmur da veriyorsan hayırlısını, ne veriyorsan ya Rabbi hayırlısını ver Allah'ım demek lazım. Onun için Peygamberimiz ellerini açtı. Duasını bitirdikten sonra en son şunu söyledi. Dedi ki ya Rabbi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, senin peygamberin, şuradan yağmur yağmadığı müddetçe bu ellerini aşağı indirmeyecek dedi. Peygamberimiz bu sözün hemen ardında, böyle lüks camiler yok, üstü hurma dallarıyla kapanmış mescitler, soğuk buz gibi taşların üstünde namaz kılınıyor. Şimdi biz burada bile birbirimizi idare edemiyoruz. Sıcak oldu, soğuk oldu, şunu yapalım, bunu yakalım, sen öne geç, ben arkaya geçeyim. Resulullah ellerini açtı. Peygamberimiz o duanın hemen ardından sahabeler buyuruyor ki hurma ağaçlarının arasından şırıl şırıl yağmur yağmaya başladı buyuruyor. Ya Rabbi Muhammed'in yağmur yağmadığı müddetçe ellerini indirmeyecek. Ümmetime ver Allah'ım. Ve bunu söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ya Rabbi ümmetimi darda koyma Allah'ım. Bize dua ediyor Peygamberimiz. Ya Rabbi kıyamet günü de, bakın şunu söyleyerek bitiriyorum. Allah'ın Resulü buyuruyor ki bütün peygamberlerin kabul olunmuş, kabul edilecek duası vardır. Bütün peygamberler o dualarını dünyadayken yapmışlardır. Ama ben bu duamı ümmetimin günahkarları için saklıyorum diyor. Seni düşünen bir peygamber ama sen onu düşünmüyorsun. Sen onu tanımıyorsun. Hayatını İslam'la şekillendirmiyorsun. 5 madde saydım ve bu maddeler Allah'ın Resulü buyuruyor ki kardeşlerim, musibetin gelmesine, kuraklığın gelmesine, hastalığın gelmesine, kıtlığın gelmesine sebep olur. İçimizden dua edelim. Sadece kendimiz değil, hani maksadımız kendimiz olursa belki duan gecikebilir. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Müslümanın başka bir Müslüman hakkında yaptığı dua. Şimdi güneş doğdu değil mi? Güneş batana kadar Allah mutlaka o duayı kabul eder diyor. Kimin için söylüyor bunu? Ahmet Mehmet'e haberi olmadan dua etti. Mesela ben diyorum ki ya Rabbi Fevzi abiye rahmetinle merhametinle muamele et. Ama onun haberi yok. Sıkıntılardan kurtar Allah'ım onu. Haberi yok. Allah diyor ki sen onu Müslüman arkadaşına ediyorsun. Onun haberi yok. Çıkarın yok. Ondan bir elde edeceğin bir şey yok. Ona dua ediyorsun. Allah bunu kabul eder. Dolayısıyla kardeşlerim Rabbimiz ülkemizi, vatanımızı, devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden, belalardan muhafaza eylesin. Allah Celle Celaluhu girdiğimiz şu sıkıntılı süreçten, bu hastalıklardan, bu kuraklıklardan, kıtlıklardan kısa zamanda feraha kavuşmayı Allah bizlere nasip etsin. Rabbimiz inşallah hiçbir zaman mazlumların, mağdurların, ihtiyaç sahiplerinin, Müslümanların yanında olan bu güzel ülkemizi hiçbir zaman Rabbimiz sıkıntıya sokmasın. Ve bundan sonrası için de, buradan çıktıktan sonra da günahlarımızdan tövbeye devam edelim. Çünkü tövbe olmadığı müddetçe hastalık gitmeyecek. Ne olursa olsun Allah'a yalvaracağız, Allah'tan isteyeceğiz. Yani her ne kadar bir doktor, bir bilim adamı, bir profesör buna vesile ise de bunun sahibinin Allah olduğunu unutmayalım. Rabbimiz Celle Celaluhu cumamızı mübarek eylesin. Allah Celle Celaluhu hepimizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.